Evet. Herkese merhabalar tekrardan arkadaşlar. Şimdi bir noktası bilinen ve iki vektöre dik olan doğrunun denklemi. Şimdi geçen haftaki dersimizde doğru denklemini bulmak için doğrultmana ihtiyacımız olduğunu ifade etmiştim. Şimdi bir doğrunun doğrultmanını bulmanın yolları var. Bunları teker teker işleyeceğiz. Şimdi mesela geçen hafta gördüğümüz şeyler şunlardı. Bir noktadan geçen bir doğruya, bir vektöre paralel olan doğru denklemi. Sonra iki noktadan geçen doğru denklemi. Şimdi de bir noktası bilinen ve iki vektöre dik olan doğrunun denklemini göreceğiz. Bir noktası bilinen ve iki vektöre dik olan doğrunun denklemi. Şimdi bakın. İki vektöre dik olan, yani dik olma kavramı var. Yani biz aslında bu iki vektöre dik olan bir vektör bulursak, eğer doğrunun da bir noktası belli ise, biz o doğrunun denklemini bulabiliriz. Şimdi bakın. Peki o doğrunun doğrultmanı nasıl bulacağız? Onu anlamamız lazım. Şimdi bakın. Herhangi iki vektöre dik olan bir doğrunun doğrultu vektörünü bana, bak şimdi ben bir doğrunun denklemini yazabilmem için üzerindeki bir nokta ve bu doğruya paralel olan bir vektör benim işimi görür. İşte bu doğrunun doğrultmanı olan vektörü bulmanın yolları var. Yani eğer biz doğrunun doğrultmanını ve bir geçen bir noktayı biliyorsak, biz o doğrunun denklemini çok rahat bulabiliriz. Herhangi iki vektöre dik olan bir doğrunun doğrultu vektörünü verilen vektörlerin vektörel çarpımını alarak bulabiliriz. Bakın şimdi burada 3 boyutlu uzaydayız. X, Y, Z. Şimdi şöyle bir doğrumuz var. Bu doğrunun adı D olsun. Şimdi bu doğruya dik olan, şimdi bu doğru bu iki vektöre dik. Bakın birincisi U1, ikincisi U2. Bu ikisine dik. Şimdi bakın ben size şunu söylemiştim. Vektörel çarpım kavramı vardı. Vektörel çarpım kavramı bana iki vektörün ikisine de dik olan bir vektör veriyordu. Yani geometrik olarak anlamı buydu. Şimdi bakın mesela şu U1 vektörü, bu U2 vektörü ve bu ikisine dik olan vektör hem U1'e hem U2'ye dik olan vektör bu ikisinin vektörel çarpımıdır. İşte biz bu doğrunun doğrultu vektörünü U'yu aslında bu doğrunun doğrultu vektörünü U'yu U1 ve U2'nin vektörel çarpımıyla buluyoruz. Yani şekilde iki vektöre dik olan bir doğru verilmiştir. Bakın bu doğru verilmiş. Bu doğrunun doğrultu vektörü U1 ile U2'nin vektörel çarpımı ile bulunur. Çünkü bu U, yeni bulduğumuz U doğrultman vektörü hem U1'e hem de U2'ye diktir. Buna göre P noktası ve U doğrultusu bilinen doğru denkleminden doğrunun denklemini bulabiliriz. Şimdi bir örnek yapalım. Bakın şimdi. U1, 1, 2, 2, U2, 2, 3, 0 vektörlerine dik olan, bakın biz uzaydayız. 3 boyutlu uzaydayız. Ve 1, 0, 2 noktasından geçen doğru denklemini bulunuz. 1, 0, 2 noktasından geçen doğru denklemini bulunuz. İsterseniz bunu yeni bir sayfada yapalım. 1, 2, 2, 2, 3, 0. U1, 1, 2, 2, U2, 2, 3, 0. Bakın. 3 boyutlu uzayda ve doğrunun şu U1'e dikmiş. U2'ye dikmiş. U1 ile U2'nin vektörel çarpımı bana neyi verecek? U1 ile U2'nin vektörel çarpımı bana doğrunun doğrultu vektörünü verecek. O zaman U1 ile U2'nin vektörel çarpımını biz nasıl buluyorduk? Şimdi bulalım. İlk önce 3 boyutlu uzayda olduğumuz için 3 boyutlu uzayın
standart bazını, bazını yazıyoruz. E1, E2, E3. U1 vektörünün bileşenleri 1, 2, 2. U2 vektörünün bileşenleri 2, 3, 0. İlk önce bu determinantı bulalım. Şimdi normalde iki vektörün yani bu determinantın sonucu normalde bir reel sayıdır. Fakat E1, E2, E3 baz vektörleri olduğu için yani E1, E1, 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0, E3 de 0, 0, 1 olduğu için bu vektörlerden dolayı bunun sonucu bir vektör çıkacak. Şimdi hemen bulalım. E1 çarpı satırı sütunu, E1'in bulunduğu satırı sütunu kapattım. 2, 2, 3, 0 artı E2 çarpı satırı sütunu kapattım. 1, 2, 2, 0 artı E3 çarpı satırı sütunu kapattım. 1, 2, 2, 3. Evet. Şurayı sileyim arkadaşlar. Evet, bunun sonucu nedir? Şimdi şurası 0, eksi 6 bura. Şurası, şura eksi olacak tabi. Determinanttan dolayı burası eksi olacak. Eksi geliyor. E2'nin işaretinden dolayı. Biliyorsunuz minör, kofaktör. Bunu normalde Lagrange yöntemine göre açtığımızda burası eksi olur işareti. Şimdi burası 0, eksi 4. Şura eksi 6, bura eksi 4. Şurası da 3 eksi 4'ten eksi 1. O zaman bizim bulduğumuz ifade ne oldu? Eksi 6 E1 artı 4 E2 eksi E3. Peki ben bunu normalde nasıl yazarım? Eksi 4, eksi 6, 4, eksi 1 olarak yazarım. Şimdi ben artık bu doğrunun doğrultu vektörünü biliyorum. Yani benim işlemim şuna döndü. P noktası U vektörü. U vektörüm ne çıktı benim? Eksi 6, 4, eksi 1. Eksi 6, 4, eksi 1. 1, 0, 2 noktasından geçiyor. 1, 0, 2. 1, 0, 2. Bunun için ne yapıyoruz? Doğru, biz biliyoruz ki 2 noktadan bir doğru geçer. Şimdi bunun üzerinde başka temsili bir X noktası alsak. X, Y, Z diyelim. Şimdi P, X doğru parçası bir kere U vektörüne paralel olacağı için lambda çarpı U şeklinde yazabiliriz. Şimdi şu ifade x eksi p eşittir lambda çarpı U. X'in bileşenleri x, y, z eksi p'nin bileşenleri 1, 0, 2 eşittir lambda çarpı U'nun bileşenleri eksi 6, eksi 4, eksi 1. Buradan x eksi 1, y, z eksi 2 eşittir lambda çarpı eksi 6, eksi 4, eksi 1'den doğrunun denklemi x eksi 1 bölü eksi 6 eşittir y eksi y, y bölü y bölü eksi 4, o da eşittir z eksi 2 bölü eksi 1 eşittir lambda. Değil mi? Bu bize kartezyen denklemini veriyordu. İstersek bunu x eşittir. X, y, z'yi yalnız bırakacak şekilde yazalım. Eksi lambda artı 1. Y eşittir. Eksi 4 lambda. Z eşittir. Eksi lambda artı 2. Bu ise bize doğrunun parametrik denklemini verir. Evet arkadaşlar. Doğrunun denklemi bizim bulduğumuz gibi x eksi 1 bölü eksi 6 eşittir y bölü 4. Bu da eşittir z eksi 2 bölü eksi 1 şeklinde bulunur. Evet, bu problemi de sizin aynı mantıkla çözmenizi istiyorum. U1, U2 vektörlerine dik olan demiş. Bakın vektörlerine dik olan. Demek ki vektörel çarpımda yeni bir vektör bulacağız. Sonra bu noktadan, bu tabi doğru üzerinde bir vektör oluyor. Sonra bu noktadan geçen doğrunun denklemini bulacağız. Evet. Şimdi iki doğruya dik olan ve bir noktası bilinen doğru denklemi.
Yukarıdakine benzer düşünceyle iki doğruya dik olan ve bir noktası bilinen doğru denklemini bulabiliriz. Bunun için verilen iki doğrunun doğrultman vektörleri kullanılır. Yeni doğrunun doğrultman vektörü verilen iki doğrunun doğrultman vektörlerinin çarpımıdır. Şimdi bana bu sefer ne verdi? Şimdi bakın, az önce ben iki vektör noktası bilinen bir noktası bilinen ve iki vektöre dik olan doğru denklemini buldum. Şimdi bana diyor ki iki doğruya dik olan ve bir noktası bilinen doğru denklemi. Şimdi bakın, yukarıdaki işlemde bir noktası bilinen ve iki vektöre dik olandı. Şimdi de aynı mantıkla iki doğruya dik olan ve bir noktası bilinen doğru denklemi. Bakın burada iki tane doğru var. D1, D2 diyelim. Bu iki doğruya dik. Şimdi bir doğrunun iki doğruya dik olması demek doğrunun doğrultman vektörünün, şimdi bu doğrumuz D olsun. D doğrusunun D1 ve D2'ye dik olması demek D doğrusunun doğrultman vektörünün D1 ve D2 doğrularının doğrultman vektörlerine dik olması demektir. Yani bu şu demek, D1 ve D2'nin doğrultman vektörlerinin vektörel çarpımı bize D doğrusunun doğrultmanını verecek. Aynı mantık. Yani bundan önceki verilen ifadede iki vektöre dik olan doğru denklemini buluyorduk. Burada da iki doğruya dik olan. Doğruyu temsil eden doğrultman vektörüdür. Onun için doğrultman vektörünü bulmaya çalışıyoruz. Aynı mantıkla şimdi bakalım. Şimdi bana uzayda iki tane doğru vermiş. Bakın, bu D1 olsun, bu D2 olsun. Doğrularına dik olan ve 1, 2, 3 noktasından geçen doğrunun denklemini bulmuş. Bir kere şu doğrunun doğrultmanını biz nasıl bulacağımızı artık biliyoruz. Doğrultman x, y, z katsayıları 1 olmak üzere paydadaki bileşenler bize x, y, z'nin doğrultman vektörünün bileşenlerini veriyor. Mesela diyelim ki bu u1 olsun, 2, 3, 1 oldu. Peki şimdi buna gelelim. U2 diyelim buna. Şimdi bakın, x2 ayrı yazdığı için U2 doğrultman vektörünün x bileşeni 0 olacak. Y-2 bölü paydada 1 var. Burası 1. Şimdi buraya dikkat edin. 2-z bölü 2. Ben z'nin katsayısının 1 olmasını istiyordum. Burası eksi 1 oldu. Eksi Aynen. Eksi 2. Ne oldu? Şimdi U1 ve U2 doğrultman vektörlerini bulduk. Şimdi doğrunun denklemini bulun demiş. Benim her zaman sizlere anlatmaya çalıştığım şey şu. Size verilen soruyu yorumlamaya çalışın. Yani bunun geometrik olarak ne ifade ettiğini anlamaya çalışın. Bana diyor ki şu doğru ve şu doğruya dik olan. Şuna D1 diyeyim. Şuna da D2 diyeyim. İkisine de dik olan o zaman D'dir. D'nin U vektörünü D1 ve D2 doğrularının doğrultman vektörlerinin vektörel çarpımıyla bulduğumuz için buradan bakın direkt vektörel çarpımla IJK, işte bu IJK da olur. E1, E2, E3 de olur. Bunları konuşmuştuk. Ondan sonra birinci vektörün bileşenleri, sonra ikinci vektörün bileşenleri. Buradan da ne olur? Şu olur. Yani doğrunun denklemini bulmuş olduk. Evet. Başka bir tane daha soru. Sadece burada doğrultman vektörünü bulalım. Şimdi bu doğrultman vektörü nedir bunun arkadaşlar? Doğrultman vektörü nedir? Görebiliyor musunuz? 2 Evet. 3 2, 3 3. hocam, 2, diğeri de 2, 0. 3. Niye 3 dedim? Altta 3 vardı hocam, z-2 bölü 3. Ama Z kaçıncı bileşen? Ay özür dilerim hocam, 2 0 3. Aynen 2, 0, 3. Dikkat edeceksin bak, bunu karışık vermiş. Şimdi şuna bakalım. Haklısın. 2 virgül 1 virgül 1. İkisinin doğrultman vektörlerini bulduk.
Zaten ikisine de dik olan ve bu noktadan geçen doğru denklem artık kolay bir şekilde bulunur. Şimdi bu soruyu sizin çözmenizi istiyorum. Aynı mantık x ve y vektörlerine dik olan ve bu noktadan geçen doğru denklemi hem çizmenizi hem yani bunu çizmenizi derken şekil olarak çizip soruyu çözmenizi istiyorum. Şekil olarak çizip soruyu çözünüz. Evet. Şimdi burada iki vektöre dik olan doğru denklemi şu noktadan geçiyor tabii. Burada da iki doğruya dik olan ve bu noktadan geçen doğru denklemi, burada da doğrultman vektörünü bulacaksın. Şimdi doğrultman vektörünü bulalım. U1'in doğrultman vektörü nedir? Evet, size soruyorum. Hocam 2. Hocam 0. 1. Çok güzel. Şu arkadaşın 2. Eksi 1. 1. 2 eksi 1 1. Aynen. Buradan zaten bunları bulduktan sonra vektörel çarpımla bizden istenen doğrunun denklemini yani doğrunun doğrultmanını buluyoruz. Sonra nokta da verildiği için doğrunun denklemini çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Benzer şekilde bu iki doğrunun bu iki doğruya dik olan ve bu noktadan geçen doğru denklemde aynı mantıkla bulabiliriz. Evet. Şimdi buraya kadar ben bir doğrunun denklemini nasıl bulacağımı gördüm. Şimdi bununla ilgili şöyle kısa bir özet geçeyim. Şimdi arkadaşlar düzlemdeysek yani iki boyutlu uzaydaysak ve bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemini çok rahat bulabiliriz. Ya da iki noktası bilinen doğru denklemini çok rahat bulabiliriz. Çünkü eğim bize doğrultu vektörünü veriyor düzlemde. Fakat 3 boyutlu uzaya geldiğimizde bu durum söz konusu değil. Yani biz eğim bizim için iş görmüyor. Onun için 3 boyutlu uzayda bir doğrunun denklemini bulabilmek için doğrunun doğrultu vektörünü bilmemiz gerekiyor. İşte doğrunun doğrultu vektörünü bildikten sonra artık soruları yani doğrunun denklemini çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Onun için çözeceğimiz sorularda da ve benim bıraktığım sorularda da ilk yapacağınız şey doğrunun doğrultu vektörünü bulmak. Onu bulmayı başardığın zaman soruyu artık çözmüş oluyorsun. Onun için bu analitik geometri derslerinde işin püf noktasını anlamak gerekiyor. Yani nedir püf nokta? Ben oraya yoğunlaşacağım. Orayı anladığım zaman sorunun geriye kalan kısmını çok rahat bir şekilde yapabilirim. Bir de soruları yorumlamak, yani geometrik olarak yorumlamak lazım. Eğer belli bir kalıba oturtup onu anlamaya çalışmazsanız o zaman sıkıntı çıkar. Şimdi uzayda